Sayın Aytu Atıcı. İlk söz buyurun. Buyurun Sayın Atıcı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, 402 sıra sayılı bir üniversite adı ile bir ilçe adının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Üniversitelerin özelliğini savunan, üniversiteleri ticarethane olarak görmeyen ve demokrasi paketi açıklıyorum diyerek halkı kandırmayan milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu tasarı ne getiriyor? Bu tasarı Nevşehir Üniversitesi'nin adı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olsun diyor. Olmasın mı? Tabii ki olsun. Elbette. Peki acaba bu isim değişikliğini neden yapıyorsunuz? Gerekçenizde diyorsunuz ki ülkemizdeki üniversitelerin bazılarının isimlerine kıymet verdiğimiz, halkın sevdiği insanların adını verdik. Bu nedenle bu üniversitenin adı Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olsun diyorsunuz. Ve yine doğruları söylemiyorsunuz. Hacı Bektaş Veli'yi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama sevmiyorsunuz. Hacı Bektaş Veli'yi neden sevmediğinizi anlatayım. Hacı Bektaş Veli'yi neden sevmediğinizi ve ona neden yakışmadığınızı anlatayım. Eğer Hacı Bektaş Veli'yi sevseydiniz değerli arkadaşlarım, onun felsefesini anlardınız ve yaşamınıza uygulardınız. En azından Hacı Bektaş Veli'nin felsefesini uygulayanlara da saygı duyardınız. Siz uygulamasanız bile hiç olmazsa onu uygulayanlara saygı duyardınız. Onun eline, diline, beline sahip ol anlayışını benimserdiniz. Elinize sahip olup yolsuzluklara bulaşmazdınız. Dilinize sahip olup halka doğruları söylerdiniz. Hacı Bektaş'ı sevseydiniz değerli arkadaşlarım, bugün cemevlerine hakaret etmezdiniz. Hacı Bektaş'ı sevseydiniz, cemevlerini ibadethane olarak kabul ederdiniz. Hacı Bektaş'ı Veli'yi sevseydiniz değerli arkadaşlarım, Alevi köylere inadına cami yaptırma hevesinden vazgeçerdiniz. Hacı Bektaş'ı sevseydiniz değerli arkadaşlarım, Alevi yerleşim yerlerine İmam Hatip liseleri yaptırmazdınız kör parmak kör göze der gibi. Hacı Bektaş Veli'yi sevseydiniz eğer, incinsen de incitme özdeyişinden bir anlam çıkarırdınız. Yani kindar bir nesil yetiştirmezdiniz. Şimdi anladınız mı neden Hacı Bektaş'ı sevmediğinizi? Şimdi anladınız mı neden insanlara doğruları söylemediğinizi? Peki niye bu ismi veriyorsunuz? Sevmediğiniz bir zat-ı muhteremin ismini neden bir üniversiteye veriyorsunuz? Çünkü Alevi yurttaşlarımızı kandırmaya çalışıyorsunuz. En basit deyimiyle Alevi yurttaşlarımızı kandırmaya çalışıyorsunuz. Yüce Hünkar'ın adını bir üniversiteye verirseniz Hünkar'ın adının yüceleceğini zannediyorsunuz. İşte sizin anlayışınız bu kadar sığ. Hani Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin Recep Tayyip Erdoğan adını bir üniversiteye verdiniz ve o zatın adı yükseldi ya. Zannediyorsunuz ki hünkârın da adını verirseniz hünkârın adı yükselecek. Böyle bir şey yok. Ancak Hacı Bektaş'ın ismi o üniversiteye verildiğinde o üniversiteye bir değer katar. Yani siz bu isim değişikliğiyle Alevilere lütfettiğinizi zannediyorsunuz. Lütfen kendinizi de kandırmayın, kimseyi de kandırmayın. Çıkın burada delikanlıca, hanımefendice, beyefendice doğruları söyleyin, niçin bu ismi verdiğinizi anlatın. Alevi yurttaşlarımızın zekası en az sizinki kadardır. Ve inanın her şeyin farkındalar. Yani siz kandırsanız kandırsanız ancak kendinizi kandırıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım,
üniversitelerin yığınla sorunları varken bu sorunları çözmek yerine habire üniversitelerin adını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Üniversitelerin adını değiştirmekle üniversitelerin sorunları çözülecekse topyekün hepsinin adını değiştirelim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencileri artık dövmeyecekseniz, onlara gaz bombası atmayacaksanız, onlara hastanelik etmeyecekseniz değiştirelim. Ne var, Orta Doğu'nun adını değiştiririz, başka bir üniversite yaparsınız. Çok zor bir şey değil. Ama bu sorunlar üniversitenin adının değişmesiyle değişmeyecek. Tıpkı Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin adını vererek Alevilerin sorunlarını çözemeyeceğiniz gibi. Eğer Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'ndeki öğrencileri artık tutuklamayacaksanız yok yere, ben Kürdüm dediği için onlara eziyet etmeyecekseniz, ben Aleviyim diye onlara eziyet etmeyecekseniz, onları inançları ve etnik kökenleri nedeniyle aşağılamayacaksanız, buyurun Dicle Üniversitesi'nin adını değiştirelim. Bizce hiçbir mahsur yok. Ama siz isim değiştirerek üniversitelerin hiçbir sorununu çözemeyeceksiniz. Değerli arkadaşlarım, üniversitenin adını değiştirince üniversitenin dili mi açılıyor? Üniversiteler konuşuyor mu? Susturdunuz üniversiteleri. Sadece ve de sadece AKP zihniyetini övenler konuşabiliyorlar. Sizin zihniyetinizin aksine konuşanlara dünyayı dar ediyorsunuz. Utanç verici. Utanç verici bir tabloyu getirdiniz, bu güzel ülkeye bıraktınız. Hani yökü kaldırıyordunuz değerli arkadaşlarım? Hani yökü kaldırıyordunuz? Benim bildiğim laf ağızdan çıkar. Ve ağızdan çıkan laf onurlu insanları bağlar. Başbakan yökü kaldıracağız dedi mi demedi mi? Allah aşkına çıkın demedi deyin. Ne yaptı peki, kaldırdı mı? Hayır, kaldırmak yerine kendine benzetti. İşte sizin üniversitelere yaptığınız tahribat bu kadar ağır. Kendi emirlerinizi uygulamayan, AKP'nin borazanlığını yapmayan herkesi içeri atıyorsunuz. Hocaları da kendi borazanlığınızı yapmaya zorluyorsunuz. Hapisteki öğretim üyelerine bakıyorum. İçim acıyor. Türkiye'nin en değerli öğretim üyelerini aldınız, yok yere hapislere tıktınız. Hapisteki öğrencilere bakıyorum. Gidip onlarla konuşuyorum. Pırıl pırıl gözleri var. Tıpkı benim evladım gibi. Ama o insanları içeride gördükçe gerçekten içim sızlıyor. Gerçek anlamda bir üniversite adıyla madıyla uğraşılmaz. Binanın yapısıyla, rengiyle, merdivenin rengiyle uğraşılmaz. Gerçek anlamda üniversite hepimize yön verir. Birçoğumuz üniversitelerden mezun olduk, geldik buraya. Üniversiteler bize yön verdi arkadaşlar. Şimdi biz kalkmışız küçücük aklımızla üniversitelere yön vermeye çalışıyoruz. İşte AKP'nin yaptığı en büyük sorunlardan, en büyük problemlerden bir tanesi budur. Öğretim üyelerinin geldiği durum bunun en önemli göstergesi. Öğretim üyeleri sizin yüzünüzden derslere girmek istemiyor. Merdivenlerde karşılaştığım genç bir öğretim üyesi arkadaşıma hayırdır, nereye gidiyorsun diyorum. Allah kahretsin, gene derse gireceğim diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü onları performans denen bir sisteme, bir illete mahkum ettiniz. Artık öğrencilere ders vermek istemiyorlar. Artık öğrencilere pratik uygulamalarda bildiklerini aktarmak istemiyorlar. Başka işler yapmak istiyorlar. Tıp fakültesinde olan hasta bakmak istiyor, mühendislikte olan piyasaya iş yapmak istiyor. Üniversitelerin ismini değiştirerek üniversitelerin bu sorunlarını çözemezsiniz. Değerli arkadaşlarım, üniversitelerde araştırma yapılıyor mu? Değiştirdiniz Nevşehir Üniversitesi'nin adını. Araştırması mı artacak? Artmayacak. Bakın şimdi sizlere bazı rakamlar vereceğim ve bu rakamlara baktıktan sonra benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın, okuma becerisinde 34 OECD ülkesi içerisinde 32.'yiz. 9 yılda bir adım ileri gidemediniz. Bir adım. Eğitimde şunu yaptık, bunu yaptık. 4 tane bakan, 5 tane bakan değiştirdik. Her gelen bakan ben devrim yapacağım diye buraya çıktı. Ne oldu? 9 yılda okuma becerisinde bir adım ileri gidemediniz. Eğitim harcamalarında 34 ülke arasında 33.'yüz arkadaşlar. Bunları ben söylemiyorum. Gidin OECD rakamlarına bakın. Nüfusun ortalama eğitim yılı 6,5 yıl. OECD ülkelerinin sonuncusuyuz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dünya Demokrasi Endeksinde 89. sıraya bizi gerilettiniz. Özgür ülkeler arasında 112.'yiz.
Basın özgürlüğü araştırmasında 138.'yiz dünya ülkelerinde. Yolsuzlukta ise 10 puan üzerinden 4.4 puanla 56. sıradayız. Bakın bunların hepsi sizin eseriniz. Övünebilirsiniz. Küresel barışta 127.'yiz. Kırmızı listedeyiz. İnsani gelişmişlikte 93. sıradayız. Genel eşitsizlikte 84. sıradayız. Cinsiyet eşitsizliğinde 77. OECD'nin sonuncusuyuz. Eğitimde eşitsizlikte 102. Gelirde eşitsizlikte 65. Say say bitmiyor. İçim karardı. Üniversitenin adını değiştirerek hiçbir iş yapamazsınız. Gelin kendinizi kandırmayın değerli milletvekilleri. Saygılarımla. Teşekkür ederim Sayın Atıcı.